Üstadımıza teşekkür ediyoruz. Neşet Ertaş'a teşekkür ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Gece gündüz de bugün Açık Hava Tiyatrosu'nun sahnesinde bir ustayla, bir üstadla, bir aşıkla, bir ozanla ne desek az kalacak. Neşet Ertaş'la birlikteyiz. Hocam, üstadım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Nasıl? Sağlık, sıhhat, her şey yerinde. Gayet iyiyim. Gayet iyisiniz. Avea Harbi Açık Hava konserlerinin bu akşamki konuğu Neşet Ertaş olacak. Burada onu sevenlerle birlikte olacak. Artık dinlenmek istediğinizi, konser vermek istemediğinizi söylüyorsunuz. Biraz önce bir sohbet ederken de öyle dediniz. Bir veda mı söz konusu üstadım? Evet, artık son konserlerimdeyim. Ben öyle söylüyorum. Son konserlerim diyorum. Ama komşular razı olmuyor. Hele biraz daha kara suratını bizden saklama diyorlar. Ama ben gene de artık son konserlerim diyorum. Böyle 72 yaşındayım. 56 senedir sahnedeyim. Yeter diyorum artık. Her yaşın bir mevsimi var. Her şeyi de tadında bırakmak lazım diye düşünüyorum. Onun için de son konserlerim diyorum, bunlar nasip olursa. Ama ben de o öyle diyenlere katılıyorum. Son olmasın. 20-30 sene daha en azından sizi dinleyelim. Allah hepinize ay, sağlık sağlık versin ederim. Sizi dinleyecek kadar. Teşekkür ederim efendim. Cumhurbaşkanı günün daveti sırasında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Rengim Gökmen'e Bozlaklar senfoni olarak seslendirilmiyor diye sormuştunuz. Ve bunun için de bir söz almıştınız galiba. Evet. Bunun için ne söylersiniz? Nedir? O konuda bir gelişme var mı? O konuda bir gelişme, Sayın Reisi Cumhurumuz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi'ne Ertaş'ın söylediği sözleri yerine getirin dedi. Birlikte Ertaş'ınla beraber gelip dedi bu bozlakları dedi. Opera şekliyle okunuyor Avrupa'daki bizim bozlaklarımızın başka renkleri. Niye bir başka dışarıdan gelen misafirlerimize kendi operamızı sunmayalım? Çeşit çeşit bozlaklarımız var. Acılı, tatlılı, yiğitli, her şeyli, her renkten bozlaklarımız var. Peki sözü aldı ama bir haber daha gelmedi. Şimdi yurt dışı deyince, yurt dışından gelenler deyince, siz yurt dışını hepimizden çok daha iyi biliyorsunuz. Yurt dışında çok uzun süreler yaşadınız. Evet, bir müzik süre maceranız da var. Evet. Biz, ben bunu daha önce Arif Sağ Üstadımıza da sormuştum. Biz bağlamayı dünyaya yeterince tanıtabilmiş miyiz üstadım? Tanıtabiliyor muyuz hala? Bağlamayı dünyaya tanıtmak bize düşmez. Sizler gibi yöneticilere düşer. Onlar bizlere böyle meydanları açarlar. Estağfurullah. Ülkelere yayınlarımızı yayınlarlar. Böylece tanınır. Bu duymayan ne bilsin ne olduğunu. Siz enstrümantalist olarak, müzisyen Aşık Ozan olarak üstünüze düşeni yapıyorsunuz. Bunu ben de benim öyle bir haddim yok ama bir görev olarak şu anda sizin bu lafınızı kendi hafızama yazıyorum. Şimdi yine Cumhurbaşkanı'ndan yola çıkarak sizin siyasetle ilgili çok önemli açıklamalarınız olmuştur bugüne kadar. Örneğin hiç oy kullanmadığınızı. Evet, doğru, hiç oy kullanamadım. Söylersiniz ve evet, bir siyasetim yok dersiniz. Evet. Peki ülke şu anda referandum havasına girmiş durumda. Referandum için ne düşünüyorsunuz? Var mı bir görüşünüz? Evet mi, hayır mı? Efendim, ben onun ötesini bilmem. Halkımız için, fakir fukaramız için hangisi hayırlı olacaksa, birlik, beraberlik, saygı, sevgi, kardeşlik için ne gerekiyorsa ben ondan yanayım. Bunun ne olduğunu da bilmem. Bunu neden sordum üstadım? Çünkü siz açılıma destek veren isimlerdensiniz. Ve şu anda açılım tekrar tartışılır bir halde. Çeşitli yönleriyle, çeşitli veçeleriyle. Şu anki görüşünüz nedir açılım konusunda? Bu açılımların ne demek olduğunu da bilmem. İnanın benim 2-3 tane kitap yazdılar. Kim ne yazmış diye okuyamadım bile hiç. Zamanım olmadı. Orasını devlet büyüklerimiz bilir. Her işin bir görevlisi var. O da onlar da onun görevlileri. Ben de sazımın, türkümün görevlisiyim. Zaten onunla bize çok şey söylüyorsunuz. Yine siyasetten son bir soru soracağım. Çünkü onu da ben kişisel olarak çok merak ederim. Süleyman Demirel döneminde devlet sanatçısı unvanını reddettiniz. Sağlık sorunlarınızı birazcık gerekçe göstererek gelmediniz ve almadınız. Efendim, estağfurullah, red değil de devlet sanatçısı ne demektir? Ayrıca biz bu devletimizin sanatçısıyız zaten. Ayrıca bir devlet sanatçısı kelimesi doğrudur. Bana bir ayrımcılık gibi geldiği için ben
Sayın eski Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'e buradan saygılarımı sunuyorum. Ne demek o şerefi bana layık görmüş, o şeref kendilerine ait, teşekkür ettim. Siz orada çok daha büyük bir bakış açısıyla bakıyorsunuz, evet, yani. Evet. Doğrudur. Evet. Peki biraz da bu akşama dönelim. Bu akşam nasıl bir repertuar olacak? Değişik repertuarım bu akşam efendim. Neler var? Neler olduğunu siz nereden bileceksiniz? Duymadığınız türküleri nereden bileceksiniz? Aşağı yukarı 20 küsür türkü bu akşamki programımda var. Tabii oyun havaları da var, türküler de var ama değişik türküler sunacağım bu akşam saygıdeğer misafirlerimize inşallah. Yalan Dünya var mı? Yok. Yalan Dünya yok mu? O benim çok çok sevdiğim bir türküdür. O yok demem doğru değil aslında da benim hazırladığım türküleri içinde yok. Yeni duyacakları havaları inşallah bu akşam sunacağım saygıdeğer misafirlerimize. Çok güzel. Üstadım, geçtiğimiz yıl Kırşehir'de bir bulvara adınız verildi. Ne hissettiniz bunu size söylediklerinde? Sizi çok onurlandırmış bir şeydir herhalde. Neler hissettiniz? Ben teşekkür ederim efendim. Oraya bir lavha takılır çıkar. Kalıcı olan insana olan sevgisidir. Bana sevgileri olsun yeter. Neyim oraya bir teneke takmışlar. Bugün biri takar, yarın öteki söker atar. Bizim size çok büyük bir sevgimiz, çok da büyük bir saygımız var. Ayrıca sadece ulaşan kayıtlarda değil, internet üstünden de Avrupa'da verdiğiniz konserlerden görüntülerinizi seyrediyoruz. Gerçekten çok severek dinliyoruz sizi ve özellikle Türkiye'de şimdi gençler de sizi çok severek dinliyor. Sizin müziğinize gençlerin ilgisi konusunda ne düşünüyorsunuz? Efendim, gençlerimiz mektebe gitmişler, okumuşlar, aklını fikrini tanımış, mantığını tanımış. Söylenen sözlerin ne anlam ifade ettiğini anladıkları için ben bütün konserlerimde gelenlere hepsine teşekkür ediyorum. Ben son 6 sene oldu, bu 7. sene içinde Türkiye'ye geleli. Türkiye'yi harita yaptırdılar. Her yerde ben %80 gençlerimizi gördüm. Tabii hepsine teşekkür ediyor, hepsinin gözlerinden öpüyorum. Ne kadar güzel. Konserlerinizde çok uzun konserler vermenizle meşhursunuz. Hiç durmadan 6-7 saat türkü söylediğiniz söz konusu. Biz 3 gece başladık mı çalardık, hiç elimizden saz düşmese bile. Evet, öyleydi, köy düğünlerimiz öyleydi bizim. Ama bir yandan da seviyorsunuz. Şimdi provalarda bile örneğin sizi burada bekletiyoruz diye biz üzüldük ama siz sahnede olmayı, kucağınızda bağlamanızla oturmayı sanatıma seviyorsunuz. Sanatıma saygım sonsuzdur. Sanatım halkımdır, halkıma saygımdır efendim. Gelir saatler evvelinden gelirim, gördüğünüz gibi buradayım. Ben saat 2'den beri buradayım. Sevgili misafirlerimizi bekliyorum. Onlara nasıl bir hizmet, nasıl bir iletişim yapacağım diye uğraşıyorum. Saygım, sevgim için. Söylediğiniz her şey o kadar etkileyici. Yani sizden hakikaten öğreneceğim, sadece sözlerinizden değil, söylediklerinizden, şarkılarınızdan, çalışınızdan, her şeyinizden öğreneceğimiz çok şey var. Babanız tabii ki onu da anıyoruz. Muharrem Ertaş. Teşekkür ederim. Ruh ikizim dediğiniz bir evet, insan. Doğru. Onun müzikle ilgili vasiyetini, onun bütün isteklerini yerine getirebildiğinizi düşünüyor musunuz? İçinizde herhangi bir eksiklik, bir ukde var mıdır bu konuda? Getirmeye çalışıyorum. Babamın bir sözü vardı. Dedim ki sen neden türkülerin içinde adını söylemiyorsun veyahut da kendi bestelerine gittiğimiz yerde çalıp söylemiyorsun dedim. Bana dedi ki oğlum dedi, söyleyecek söz çok ya, sarf edecek yer yok dedi. Onun söyleyemediklerini imkan dahilinde gene usulü çerçevesi dairesi içinde söylemeye çalışıyor, halkımıza iletmeye çalışıyor. Bir de son olarak şunu sormak istiyorum üstadım. Bu aralar bir şiir kitabı yazdığınızı duymuştum. Doğru mudur bilmiyorum. Doğruysa biraz ondan bahsedebilir misiniz? Efendim, bu aralar yazdığım değil, yazmış olduğum şiirlerin tamamını, türkülerimin sözleri dahil. Onları bütün haline getiriyorsunuz. Bütünüyle ne varsa bütün bu şiirlerimi bir kitap halinde sağ olsun bir kardeşim, adını da getiremedim, çok özür diliyorum kendisine, şu anda size şey oldum efendim. Ben dedim ki benim çalıp söylediğim gibi notalarını yaz, türkülerimin yazabildiğin kadar dedim.
O şimdi benim söylediğim gibi notalarını yazıyor, çaldığım gibi notalarını yazıyor, yazabildiği kadar ve geri kalanı da şiirlerim olarak bir kitap haline getireceğim. Bu çok önemli bir haber. Sonuçta sizin bütün, en azından repertuarınızın önemli bir bölümü notaya dökülmüş olarak ben herkese istedim. Ulaşabilecek yani, değil mi? Kalıcı olması için. Çünkü Türklerin bir başkasından okuyan müziğinden kısıyor, sözünden kısıyor. Ya da kendi yorumuna göre çalıyor. Şu perdeler diyezli bemollidir. Bu perdeleri ben boşuna bağlamadım. Buralara duygusal olduğum için buralara basıyorum türkülerin rengine göre. İşte onu onlar yapmıyorlar. Sağ olsunlar, herkes maaşını alıyor. Neynesin diyeziyle bemolüyle uğraşacak. Tümüyle düzenini de kendinize göre mi yapıyorsunuz sapın? Bana kendime göre sazımın düzeni. Sazın da sapı kendinize Erol göre. Erol Parlak, özür dilerim. Erol Parlak. Peki, evet. Onun da adını hatırlamış olduk. Evet, hiçbir şey eksik kalmadı sohbetimizde böylece. Üstadım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten bize verdikleriniz için, hepimize verdikleriniz için çok teşekkür ediyoruz. O Anadolu'nun sesi için size ve sizin şahsınızda bütün ozanlara çok teşekkür ediyoruz aslında. Ben de teşekkür ederim. Neşet Ertaş'la birlikte Açık Hava sahnesindeyiz. Açık Hava sahnesinde Avia konserlerinin konuğu Neşet Ertaş olacak. Onun için gerçekten ne desek az aslında. Ama mutlaka Neşet Ertaş demeden önce adının önüne aşık ya da ozan demek gerektiği hissindeyim. Efendim ben aşığım, ozanım, şunun bunu hiçbir şey. Ben bir halk sanatçısıyım dedim. Arife tarife hacet olmadığını düşündüğüm için. Evet. Bunca türküler okudum aralıksız. 55'ten beri aralıksız türküler verdim. Hiçbirinin içinde adım soyadım yoktur. Hedef yerini bulduysa mesele yok. Doğrudan ilişkisini halkıyla kuran gerçekten tevazu sahibi bir aşık, bir ozan, bir büyük üstad Neşet Ertaş'la birlikteydik. Ve yine bu sahnede dün bir başka büyük isim vardı. Avia Açık Hava konserlerinde hani 40 yılda bir olur böyle gece. Evet, 40 yılda bir olacağı tartışılmazdı. Çünkü Bülent Ortaçgil'in 40. sanat yılı, sahnede 40. yılı gecesi burada Bülent Ortaçgil ve dostlarıyla birlikte ve tıklım tıklım dolu izleyicileriyle Bülent Ortaçgil ailesiyle birlikte yaşandı. Bakalım dün gece neler oldu. Beraberce kutlamış olalım. Ben sahneye çıkalı 56 sene oldu. Ben daha kutlayamadım. Üstadım o zaman burada yine inşallah bu sahnede olur. 60. yılı beraber kutlayalım. Ben kutlamadan yok olup gideceğim. Yo, olmaz öyle şey. 60. yılı beraber kutlayalım. Allah o günleri de göstersin. İnşallah ben de o gün buralarda olurum. Bu da benim vaadim olsun. 60. yılı beraber kutlayalım. Teşekkür ederim. Bakalım efendim. Bülent.